Bildim bileli öncelikle söyleyeyim, bisiklet kullanmaya çalışıyorum. Ama son dönemlerde işe gidip gelirken de kullanmaya başladım. Yaklaşık günde 22-23 kilometre yol yapıyorum gidiş geliş. Belediyenin bu çalışması gerçekten güzel olmuş. Bir farkındalık yaratacak eminim. Hem normal şoförlere hem bisiklet kullanıcılarına. Çok memnun oldum böyle bir uygulamaya. Sadece kendi adıma bisiklet yolları konusunda teşekkür ediyorum. Devamını bekliyoruz. Tekstil pazarında çalışıyorum. Bisikletle gidip geliyorum. Bu yaptığı uygulama çok güzel bir uygulama Uğur Başkanımızın. Allah razı olsun. Bugün size bu otobüse nasıl binilir, nasıl kullanılır, işte toplu ulaşımdaki kurallar neler, adab-ı maaşer nedir, biz size bunları anlatacağız bugün. Süpersiniz, mükemmelsiniz. Ön kapıdan biniyoruz. Arka kapılardan iniş oluyor. Doğru mu? Evet. Yani sanki aramızda yaşlı da varmış gibi düşünelim. Tamam mı? Bu arkadaşımız yaşlı olsun. Bakın ona öncelik verin. Siz de yavaş yavaş geçin. Binerken ne yapıyoruz? Önce arkaya doğru, arka taraftan doldurmaya başlıyoruz otobüsümüzü. Nedir? Ayaklarımızı, ellerimizi kendi alanımızın dışına bir yere koymayacağız. Bu ne demek? Ben burada yolculuk yapıyorum. Rampası var çünkü. Engelli arabası geldiği zaman buradaki rampayı şoför arkadaşımız kaldırıyor. Buradan engelli arabası aracıyla biniyor. Biz gençiz. Oturduğumuz zaman yaşlılar ya da hamileler ya da kucağında bebek olanları yer vermeliyiz. Eğitimlerde şimdi yaşlılara yardım etmek, orada rampa olanları aşağı indirip yaşlılara yani rampadan geçirmek, başka şeylerin kartlarımızı okutmak, yaşlılara ve engellilere yer vermek. Otobüste tek sıra halinde yavaşça tek sıra olup otobüse binmeliyiz. Durakta otobüs yaklaşırken hazırlanmalıyız. Dışarıdan gelip hikaye yapısını gösteren görsellerimiz de mevcut. Obsidyen taşlarla kesildiği aletler, süs eşyaları yapıyorlar. Çanak çiftçilerle tabi olanlık deneyimlerini bizlerle paylaşıyorlar. Ekranlarımızı dönmeyi, sunlight'ın herhangi bu tamamen kubbemsi yapısından kaynaklanıyor. Evin içini tamamen toprak kazanabiliyorlar ve yeni bir bölüm katılmış arıyorlar. Bu da 21 metrenin sütlükte bir köy konuşmasına sebebiyet veriyor. Arkadaşlar, bisikletleri başlamak için. Arkadaşlar,
ortada mihrap ortasında, yani imamın namaz kıldığı görünen altında da bir kandil var. Devam. Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Büyükşehir'in bize sağladığı bir etkinlik bu. Sosyalleşmemiz için ve tarihi yerleri görmemiz için, bisikletle sağlığımız için, bisiklete daha çok alışmamız için bize gezdirecekler. Gerçekten çok zevkli ve kaliteli zaman geçirdiğimi söyleyebilirim. Darülmülk Müzesi'ne gittik, Taşbina'ya gittik, oradan Şems'e geçeceğiz. Şu anda çok mutluyum ve güzel oluyor. Konya'nın tarihi eserlerini gezdik. Hem bisikletle spor oldu. Özellikle tarihi yerleri bisikletle gezmek bizim için ayrı bir zevkti. Çok eğlenceliydi. Çok teşekkür ederiz.